Şurada bir şey var. Evet ya. Dur. Dur dur, dokunma. O ne ya? Bu ne ya? Ya nişanlım, sevgili nişanlım. Sen demedin mi bir şey çıkarsa bana da haber ver diye? E sakın unutma demedin mi? E unutmadık, haber veriyoruz işte. Bu tafra ne şimdi? Veriyorsun da ne bileyim, bazı şeyleri unutuyorsun yani. Neyse artık, kendin hatırlarsın belki. Hadi hoşça kal. Neyi unutmuşum ben ya? Alo Nilü. Alo. Ya Allah Allah ya. Neyi unutmuşum ki ben ya? Delileri alıp hemen torbalara koy. Hemen istiyorum, tamam mı? Hey bre hey. Yeniçerilerim dört koldan saldırmış bile düşmana. Ala. Ali Hülala. Anlat bakalım sadrazamım, neymiş hadise? Hadise normal görünüyor aslında. Ölen şahıs Melek Karlı. 18 yaşında bir üniversite öğrencisi. GBT'si temiz. Geçmişinde bir gariplik yok. Motosikletiyle şuradaki uçurumdan aşağı uçmuş. Motorunu da suda bulduk. Ala, ala. Vefat nedeni? Düşmenin etkisiyle vücudunda yer yer kırıklar ve ezikler var ama neticede boğularak ölmüş. Hmm. Öyleyse Becetti, buldum. Bu bir kaza. Cinayet olamaz. Neden? Çünkü ortada ceset yok. Ya cesetsiz cinayet olur mu Savaş? Nerede bu ceset? Nereye götürdünüz? Osman komiserim acil otopsiye gönderdi. Niye ki? Kazanın otopsisi mi olur? Cık. Hayda. Nerede peki şimdi o dördüncü şefim? Buralardaydı. Araştırma yapıyordur herhalde. Hadi. Tamam. Şefim, atlayacak mısın yoksa? Şefim pes valla. Biz orada cinayet mi, kaza mı, ceset nerede diye kafayı sıyıralım. Sen burada arabacılık oyna. İyi bak şunlara çırak, iyi bak. Kız motosikletle buradan uçmuş olmalı. Lakin kaza olsa aynen bunlar gibi fren emareleri olmalıydı. Gel buraya. Bak, gel gel, gel. Bak şimdi. Şuradaki maili görüyor musun? Ama belki freni tutmamıştır ya da intihar etmiştir falan. Sen niye otopsi istedin, onu söyle bana. Senin mesai saatin kadar benim haftalık istirahatim vardı ondan. Hadise cinayet. Otopsi elzem. Cinayet mi? Onu nereden anladın ki? İşte bundan. Gel bakalım. Motoru bulduğumuzda anahtar böyleydi. Mi? Motor dediğin araba gibi değildir çırak. Önce kontağı şöyle bir çevirirsin. Sonra şu düğmeye basacaksın. İşte böyle çalışır. Yani bu kontak açık değilse asla çalışmaz. Yani motor uçurumdan düştüğünde çalışmıyormuş, öyle mi? Günaydın. Uçurumda da ne bir fren emaresi var, ne savrulma alameti. Maili de gördün.
İtilmeden oradan düşmesi namümkün. Savaş, ne oldu? Var mı otopsiden bir haber? Komiserim, haklıymışsınız. İlk sonuçlar alınmış. Cesedin ciğerlerinden tatlı su çıkmış. Biliyor. Oha. Tatlı su mu? Şefim, ne diyor bu? Yani burası deniz değil, göl müymüş? Hayır, kurban. Başka bir yerde boğulmuş demek istedik. Şefim var ya, süpersin vallahi. Nereden biliyorsun bu kadar çok şeyi ya? İbn-i Sina der ki birbirine merbut hadiseler toplanarak tecrübi bilgi iktisap edilinir. Yani birbirine bağlı hadiseleri zihninde toplarsan tecrübe kazanırsın. Yani bütün dataları D hard diskine copy paste yap. Virüs filan da bulaştırma. Ve tecrübeyi kap. Vallahi şef bir numarasın ha. Sen ne sanıyorsun kendini ya? Çık şuradan. Bırak, sen benim kim olduğunu biliyor musun? Kardeşim neyin zorluğunu çıkıyorsun? Bırak geçelim işte. Ya bırakın geçelim. Arkadaşımız oradaki. Bırak geçelim işte. Neyin zorluğunu çıkarıyorsun? Lütfen bırakın geçelim. Abi aşağıdaki arkadaşımız. Melek diyorum. Bırakın geçelim. Sen de biraz sakin ol. Abi kaza geçirmiş. Ya bırakın geçelim işte. Orada yatan arkadaşımız. Ne olur. Lütfen bırakın geçelim. Görmek istiyorum. Böyle bir şey olmasın. Tamam, sakin olun. Önce sükût edelim biraz. Melek'in arkadaşları mısınız sizler? Evet, ne oldu ona? Kaza geçirmiş dediler. Ne oluyor burada? Arkadaşınız maalesef ölü bulundu. Ya nasıl, ne demek ölü bulundu ya? Tamam Tuğba. Böyle bir şey mümkün sakin değil. Sakin ol biraz, Gerhard. Anlaşılan iyi arkadaştınız. En son ne zaman görmüştünüz Melek'i? 3 gün önce falan. O kadar oldu galiba. Okul çıkışı kafede biraz takıldık. O günden sonra da bir daha görmedik. Ama niye soruyorsunuz bunları? Kaza değil mi bu? Hala. Savaş, ifadelerini alın çocukların. Başlıyor komiserim. Hasmı, hısmı, muhabbet beslediği, nefret ettiği kim varsa hepsini istiyorum. Böyle buyurun arkadaşlar. Acele edelim. Savaş. Buyurun komiserim. Özellikle öldüğü gün ne yaptıysa etraflıca haritasını çıkarın. Otopsi sonucunun da tam dosyasını unutma. Emredersiniz komiserim. Kızım güçlüydü benim. Ne bileyim, akıllıydı da. Şu mühitte gören kapıcı kızı demezdi ona. Çalıştı, didindi. Özel üniversiteye burslu girdi. Düşün beyim, kolay mı hiç? Baba, Murat'ın karnı acıkmış. Bak oradan işte bir şey kızım ya. Melek 3 gündür ortada yok. Ama siz polise haber vermemişsiniz. Neden? Melek. O başının çaresine bakardı. Küçük değildi ki. Hem işim gücüm çok oluyor benim. Ben ne haldeyim biliyor musunuz siz? Karım öldü geçen sene. Yani göçtüm be. Her şeyden koptum. Yetişemiyorum hiçbirine. Anlamazsınız. Kimse anlamaz. İlgisiz deyin. Boş vermiş deyin de. Zor, çok zor. 3 çocuk, boş ev. Akşam eve geldiğinde o olmadan yaşamak nasıl bir şey bilir misiniz siz? Bilirim. Melek de annelik yaptı değil mi? Çocuklara aş pişirdi, ortalığı sildi, süpürdü. Baba, evde ekmek kalmamış. Ya bak oradan işte bir şeyler kızım. Ya arkadaşları, bilhassa bahsettiği biri var mıydı? Yok. Eskiden Tülay vardı liseden. Tülay. Onunla araları iyiydi. O zengin çocuklarla sonradan takılmaya başladı.
Motorlarla gelirlerdi. Bir de Metin mi Mete mi ne öyle birinden bahsediyordu. Telefonda orada buluşuruz falan diyordu ama. Ara, hemen tahkik etsinler. Hadi. Bu kadar mı uzaktım kızımdan? Benim suçum. Hepsi benim suçum. Kendi derdime daldım. Koruyamadım onu. Koruyamadım. Sen de biliyorsun. Kusurlusun. Ama bak. İki çocuğun kaldı geride. Her şeyi bir kenara bırakıp düzeltmeye çalış. Bugün bir kolunu kaybetmişsin. Yarın başını kaybetmeyesin. Düzelteceğim. Bulacağım. Yemin ediyorum, kızımı kim öldürdüyse bulacağım. Melek'le eskiden aramız iyiydi de, o üniversiteye kazanınca, ben de okuyamayınca çok görüşmez olduk. Zavallım ya. Hala. Şimdi kafanı toparlamaya çalış. Mete yahut Metin diye birinden bahsetmiş miydi sana? Bilmiyorum. Ama biri vardı. Adını söylemedi de neydi? Babacık diyordu. Babacık. Burs mu kredi mi bir şey veriyormuş ona. Motoru da öyle almış Melek. Babacık ha? Nasıl bir münasebet vardı aralarında? Bilmem. İyi bir adam diyordu. Baba kız ilişkisi gibi herhalde. Bir gün bana uğramıştı. Bir plak almış ona hediye. Orhan Gencebay hastasıymış adam. Geldi buradan aldı Meleği. Adamı görsen tanıyabilir misin? Yok. Ama böyle büyük beyaz bir arabası vardı. Hı-hı. Tamam. Şefim, arkadaşlar dediğin şahsa ulaşmışlar. Hı-hı. Hadi gidelim. Mete Kırcan, 42 yaşında bir adammış. Meleğin takıldığı kafeye işletiyormuş. GBT'sine baktırdım. Pek sağlam bir pabuç değilmiş. 2-3 önemsiz gözaltısı olmuş ama bir yaralanmadan 2 yıl kesilmişi var. Ya bu arada şefim, ben bir şey unutmuşum ama ne unuttum bilmiyorum. Ne yapacağım? Yani ne unuttuğunu da unuttun öyle mi? Hay Allah. Ne oluyor ya? Hadi çıkalım. Kimsin lan? Geberteceğim seni. Lan sen? Öldüreceğim. Bir şeyler oluyor. Davran çırak. Kimsin lan sen? Geberteceğim seni. Katil. İntikam alacağım. Dur. Geberteceğim. Bırak onu. Bırak. Geberteceğim. Bırak. Ayrıl. Ayrıl. Bırakın. Ayrıl. Çekil şöyle. Bırakın. Bırakın beni. Sen peşinden çırak koş. Geberteceğim. Bırakın beni. Tamam sakin ol. Sakin ol dedim. Dur polis. Dur polis. Hop 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 hop. Sakin ol. Polis. Nereye kaçıyorsun sen? Manyak mısın baba? Herif öldürecekti beni. Niye kaçmayayım? Eyvallah. Sen gel benimle. Derdini şubede anlatırsın. Bırakın öğütü bana. Tamam, bırakın, sakin ol. Yıldırım sen onu bırakın. İçeri götür hadi. Katil, tamam. Katil öldüreceğim olsun, seni. Geberteceğim. Hadi gel sen. Öldüreceğim onu. Geberteceğim onu. Geç bakalım geç. Otur şöyle. Nefeslen biraz. Nedir derdin? Söyle. Neden saldırdın Mete'ye? Bunu buldum evde. Çocuğum oynuyor. Ablasını dolabından çıkarmış. Bak hele de gör beyim. Kim öldürmüş gör. Bana bırakın canını alayım Uyut'un. Bir kez olsun yanında olayım kızımın. Kanını yerde bırakmayayım ne olur. Sen de babasındır beyim. Söyle aynısını yapmaz mıydın? Hayır. Bu ülkenin kanunu var, polisi var. Her Ademoğlu kendi adaletini sağlamaya kalksa ortalık anarşiye kalır. Hadi sen git evine. Bize bırak. Ne yapacaksınız ona? Mücrim midir, masum mudur tahkik edeceğiz. Suçlu olduğunu ispat edersek sana söz.
Ne lazımsa yapacağız. Ya ispatlayamazsanız? Elini kolunu sallaya sallaya gidecek değil mi? Anlat bakalım. Nedir bu? Benim kafenin bardak altlığı. Ne yani? Sır mı? Arkasında bir tehdit ibaresi mevcutsa tehlikeli bir sır. Meleğe mi yazmıştın bu notu? Ya baba, benim kafeden günde 10 tane şey çalınır. Alır gidersen benim değil, senin olur o. Kim yazmış ne bileyim. İnanmıyor musun? Ah. Al bak o zaman. Karşılaştır gör. Benim el yazım değil o. Âlâ. Lakin idrak edemediğim bir şey var. Yaşım biraz geçkin. Merak ediyorum Melek'le olan ilişkin neydi? Sen eskimişsin babalık. Biz genciz hala. Gençlerle de takılmayı severiz. Peki en son ne zaman takıldınız Melek'le? 3 gün oldu herhalde. Bizim caddenin sonunda bir şantiye var. Orada arkadaşlarıyla takıldık. Gece 11 falandı. Kafayı fena bulmuşum. Erken çıktım oradan. Âlâ Mete Bey. Mete mi diyeyim sana yoksa babacık mı? Ne oldu? Beğenmedin mi bu lakabı? Nereden duydunuz onu? Sır değil ya. Babacık sensin değil mi? Ben değilim. Ama bak baba. En iyisi bu işlere fazla girmeyin siz. Boyunuzu aşar. Sen değilsin ama kim olduğunu biliyorsun değil mi? Söyle hadi. Kim bu babacık? Ne yaptı kıza? Söyleyecek bir şeyim yok. Bir şeyler biliyorsun ama. Bize anlatmaya mecbursun. Bana bak. Gencecik bir kız öldü. Daha 18'inde. O masum cesedi akbabalara yem etmem ben. Anladın mı? Yeter. Ben canımı pazarda bulmadım. Ne kadar istiyorsan tut beni burada. Ama oturup çayını içerim. Başka da bir şey yapmam. Suçlayacağınız bir şey varsa konuşalım. Ama bu konuda tek kelime çıkmaz benden. Beş saattir tutuyoruz, iki laf etmedi. Hani istersen gözaltı süresi bitene kadar tutalım ama bence bu herif fena tırsmış. Ne olursa olsun konuşmayacak şefim. Mete! Mete dur biraz. Bir şey göstereceğim. Bir dakikanı bile almaz. Lütfen. İstirham ediyorum. Şunlara bir bakmanı istiyorum. Lütfen. Lütfen gel. Gel. Gel lütfen. Tanırsın. Mutlaka görmüşsündür. Meleğim bunlar. Bunlar da. Bunlar da. Ayakkabılar da. Hayattayken giyerdi bunları. Okula giderken, evden çıkarken. Hatta senin kafeteryana gelirken bile. Nefes alırken yani, anlıyor musun? Ne yapmaya çalıştığını biliyorum baba. Zorlama beni. Mete! Mete! Mete, dur. Ne olur dur. Bakmayayım. Dışarıdan tezahürün bir acayip kabul. Ama her insanın cevherinde olduğu gibi sende de vicdan var. Hissediyorum. Birilerinden korkuyorsan sana her türlü emniyeti temin ederim. Lakin şu vakitte sükunet biz insana yakışmaz. Sen şeyi bilir misin? Osmanlı idaresini bir oldu bittiyle ele geçiren bir avuç iddiatçı gencin hikayesini, ha? O gençler çok heyecanlıydı.
Cihan Harbi'ne girelim de kaybettiğimiz yerleri geri alalım diye düşündüler. Tahayyül et. Koca devleti Aliye-i Şahane'yi 1. Cihan Harbi'ne soktular. Lakin bunu Sultan Mehmet Reşat'tan gizlediler. Kıyamet kopuncaya kadar sustular, sustular ve sonra her yan ateşler içinde kalınca anlattılar Sultan Reşat'a olan biteni. Ama heyhat, artık yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Ve koca devlet gerçeklikten tarih kitaplarına doğru kayıp gitti. Yanında 2 milyon vatan evladını götürerek hem de. Anlı şanlı bir tarihi götürerek hem de. Bir hakikati gizlemek deyip geçme, lütfen geçme. Düşünmedi, iyi düşün. Dünyaları yıkmış, seni de yıkmasın. Zulme karşı susmak biz insana yakışmaz. Anlıyor musun? Yakışmaz. Sen hep burada mı olursun? Hı hı, buradayım. Konuşmaya kendini hazır hissettiğinde gel mütalaa edelim ha? Hı hı. Konuşacak. Katil! Dur! Katil! Gebel! 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 Yapma! Katil! Al sana! Hayır! Al! Al! Çekil! Al! Çekil şuradan! Gel şöyle gel! Katil! Gel şöyle! Mete! Hadi. Mete, sakin ol. Tamam. Yavrum. Aç gözlerini. Aç gözlerini Mete. Ne oldu? Mete aç gözlerini. Can kurtaran çağırın çabuk. Mete aç gözlerini. Aç gözlerini. Alo. Mete. Sakın alo. Kapatma. Ambulans istiyorum. Aç gözlerini. Acele ambulans istiyorum. Mete. Çok kan kaybediyor. Hastaneyle irtibata geçin. 2 ünite acil kan ayarlasınlar. 0 RH pozitif. Acil hasta geliyor. Ameliyathaneyi hazırlayın. 2 ünite acil kan ayarlayın. 0 RH pozitif. Dayan. Dayan Mete. Dayan oğlum. Dayan. Az kaldı. Dayan. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Ameliyathaneye çabuk. Doktor. Doktor yaşayacak mı? Elimizden geleni yapıyoruz. Konuşacaktı, anlatacaktı her şeyi. Daha bir şey belli değil şefim. Yaşayabilirdi. Belli değil ama... Neyse, sen git Çırak, ben beklerim. Emin misin şefim? Hı hı. Git git hadi. O notu kim yazdı? Babacık dediği kim? Mete? Ne biliyordu? Son olarak şantiyede görüldü. Sıcak bir çay alır mıydınız Osman Bey? Neriman Hanım. Korkutmadım inşallah. Nöbetteydim. Burada olduğunuzu görünce dayanamadım, bir çay getireyim dedim. Ben davaya dalmışım da, sağ olun. Gecenin 12'sinde. Sizin nöbet hiç bitmiyor anlaşılan. Hı hı. Ha, bu arada siz getirdiniz galiba şu bıçaklanan hasta. Evet. Maalesef komaya girdi. Ne? Hay Allah. Cinayetle alakalı çok şey biliyordu. Bir konuşturabilseydik. İyi olur mu dersiniz? Sakin olun biraz Osman Bey. Oturun, olan olmuş artık. Hı hı. Lütfen oturun. Hem solgun görünüyorsunuz. Biraz uzaklaşın isterseniz. Evinize gidin. Uyumaya çalışın. Hep böyle misinizdir?
galiba. Uyumak, nasıl desem, gaflet gibi gelir bize. Gözünüzü kapayınca maktulün siması tevarüz eder ya karşıda. Bir fena olur insan. Namus meselesi haline getirir yani. Ya dava çözülür, ya biz. Fatih'in dediği gibi ya İstanbul beni alır ya ben İstanbul'u misali. Mesele vuzuha kavuşuncaya kadar uyku haram bize. Bu dünyanın sizin gibi insanlara ihtiyacı var Osman Bey. Ama etrafınızdakilerin de. Allah bilir kızınız bile zor görüyordur yüzünüzü. Orasını sual bile etmeyin. Geçen hafta 3 kere sinemaya diye niyetlendik. Üçünde de malum son. Garibim sesini de çıkarmasın. Doktor hanım biraz bakar mısınız? Tamam canım. Kusura bakmayın gitmem tabii lazım. Siz de dinlenin biraz tamam mı? Lütfen. Hı-hı. İyi geceler. Size de iyi geceler. Sağ olun. Çabuk köyde gidelim Nilüfer. Daha dönünce Osman'ı alacağım. Gideriz. Hesabı ödemeyi unutma da. Hani her şeyi unutuyorsun ya bugünlerde. Ben bir şey unutmuşum değil mi? Hı-hı. Onu bile unutmuşum. Of. Ne oluyor bana Nilüfer ya? Şu genç yaşımda Alzheimer olup çıktım. Ne unuttum hakikaten ya? Dur yardımcı olayım biraz. Özel günleri düşün şöyle. Mesela senin özel bir günün olsa. Biri de çıkıp sana model araba alsa. He? Allah süper olurdu he. Zaten düşünüyorum bu aralarda. Böyle acayip modeller çıkmış biliyor musun? Canavar vallahi canavar. Canavar da sen ne demek istiyorsun? Hiçbir şey Yıldırım, hiçbir şey. Sen hesabı unutma yeter. Arkandan kovalamasınlar sonra. Aa. Hadi görüşürüz. Nilüfer, 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 Nilüfer ne olsun? Vallahi gitti. Ne diyor bu kız şimdi ya? Ne özel günü? Estergo'nun kurtuluşu olsa Nilüfer'e ne? Başka bir şey. Başka bir şey ama ne? Pardon. Bugün ayın kaçı? 12'si. Ha 12. 12'si mi? Allah! Tabii ya. 2 gün sonra Nilüfer'in doğum günü. Ulan Yıldırım, ulan Yıldırım. Yakacaksın nişanlarını. Bir şey yap, bir şey yapmalı ama. Beyefendi. Hesabı unuttunuz. Günaydın. Günaydın. Hilal. Yanlış anlamazsan bir şey diyeceğim. Hı. Bugün izinliyim. Okuldan sonra seninle bir sinemaya gitsek. Ne dersin? Benimle mi? Evet. Olur Neriman abla. Çok güzel olur hem de ama. Anneli. Ay. Ay. Ah. Çok pardon teyze. Aman yenge. Ay doktor hanım. Bu ikinci oldu. Üçüncü de kendimi döveceğim. Söz. Hilal, nerede benim şefim dördüncü Osman? Babam çoktan çıktı Yıldırım abi. Olay yerine gideceğim dedi. Hayda, ne yapıyor sabahın köründe deniz kenarında ya? Bilmem. Gece lodos esmiş diye fırladı ama ben de anlamadım. Lodos mu? Hı. Her taşın altına bakın aslanlarım. Bu derya bize de nasibimizi verir inşallah. Şefim. Ya şefim iyice uyuşun sen ya. Ne yapıyorsun burada? Sen lodosçuları bilir misin çırak? Lodosçu mu? Akşamdan lodos esip de denizin dibini çalkalayınca her şey kıyıya vurur. Onlar da sabah gelip her şeyi toplarlar. Olur ya biz de nasipleniriz diye geldim. Lodos hasadı kaldırmaya geldik anlayacağın. Şefim denizi bilmem de senin kafa azıcık çalkalanmış galiba. Hem niye üstüne alındın anlamadım ki. Adam kendi kaşındı. Biz ne güzel öttürecektik Mete'yi. Geldi dandun diye batırdı işi. Yanlış yapan o. Beşer şaşar çırak. Bize de o hatayı tamir etmek düşer.
Bu bizim mesuliyetimiz. Boynumuzun borcu. Hadi 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 gel bakalım sen de. Komiserim. Şuna bir bakın. Babacıktan sevgilerle. İşte bu eserimiz. Bizim babacık eğitim aşıklısı değilmiş. Hangi Ademoğlu burs verdiği bir kıza öyle bir şey verir ki? He, çaktım. Çaktım da şefim, bu babacık kimdir? Neyin nesidir kim bilecek? Mete yaşayacak mı o bile belli değil. Becetti. Mete'nin ne dediğini hatırlıyor musun? O gece çocuklarla şantiyede beraberdik diye söyledi. Ama çocuklar bize ondan hiç bahsetmedi. Neden dersin? Ne bileyim, öyle büyük bir şey değildi de ondan. Birkaç saat takıldık. Bir şeyler içtik. Yarış falan yaptık. Her zaman yaptığımız şeylerdi. Ne var ki bunda? Hala. Ehemmiyetli bir şey yok belki ama Meleği son defa canlı gören kişiler sizlersiniz. O gece bu olmuş. O gece mi? Ciddi misiniz? O şantiye. Niye orada eğleniyordunuz? Biz orada rahat ediyorduk da ondan. Şantiye Özgür'ün babasının. Niye söylüyorsun şimdi? Onu mu sordun? Ne olacak oğlum? Bakın. Orada takılırdık ama babam pek hoşlanmazdı. Yani kulağına gitmezse iyi olur. Peki babacık kim? Babacık mı? Hiç duymadık değil mi? Hala. Meleği en son o şantiyede gördünüz demek. Evet, biz gittik ama o kalmak istedi. Niye? Biriyle mi buluşacaktı acaba? Çırak, bizim yeniçerileri ara, takviye iste. Her taşın altı aransın istiyorum. Cinayet mahalli burası olabilir. Komiserim, işler zaten yavaş gidiyor. Bir de polisler doluşursa patron mahveder bizi. Patronuna patrona halli anlatırız ha? Buyur komiserim. Neyse boş ver şimdi. Anlat bakalım. Garip bir şeyler oldu mu bu aralar? Ne anlatayım komiserim? Vallahi bizde hep aynı şeyler. Çimentocu para alamadı diye gelmez, iki gün gecikiriz. Bekçi hiçbir şey söylemeden çekip gider. İşçiler yövmiyemiz az diye işi yavaşlatır. Böyle şeyler işte. Çırak, buradaki sudan numune alsınlar. Tamam. Bekçi dedin az evvel. Niye ayrıldı? Ne dedi giderken? Bilmiyorum. Geçen gece kimseye haber vermeden çekip gitmiş serseri. Onun yüzünden sabah gelen kamyonlar kapıda kaldı. Sonra bir daha ne aradı ne sordu herif. Bir dakika, bir dakika. O mu yaptı diyorsunuz? Her şey olabilir çaça. Burası İstanbul. Geceleri bekçiden başka kim oluyor burada? Kimse kalmaz. Sabahın yedisinde gelir herkes. Akşam altı dedi mi de paydol. Çimento taze. Bu ne? Bilmem. Kazara dökmüşlerdir herhalde. Daha önce burada yoktu ama. Becetti. Ben biliyorum galiba. Şefim. Şefim ne yapıyorsun yine? Durun. Durun, ne yapıyorsunuz? İş makinesi o. Siz kullanamazsınız. Şefim. Durun. Şefim dur!
Şefim Allah rızası için dur. Ya bak senin külüstüne benzemez o. Şefim nereye? Şefim. Böyle. Aman Allah'ım. Bu ne ya? Bekçi bir yere gitmemiş anlaşılan. Cinayet sayısı 2'ye çıktı Şırak. Ekiplere söyle çabuk gelsin. İşçilere de söyleyin herkes işi bıraksın. Komiserim yapmayın. Zaten inşaat geçe kaldı. Ben bunu patrona izah edemem. Yapmayın bana lütfen. Bana gönder, beni izah ederim. Otopsi sonuçlarını mümkün olduğu kadar çabuk istiyorum. Bekçi'nin ailesini de araştırın. Bakın bakalım kimmiş, neyin nesiymiş. Derhal şefim. Savaş nerede? Ona da bir görev vermiştim. Gelmedi mi hala? Geldim komiserim. Sonuçlar anca çıktı. Meleğin ciğerlerindeki suyla küvetteki su örtüşüyor. Vay be. Helal sana şefim. Yani meleğin o inşaatta öldürüldüğü kesinleşti ha? Âlâ. Şantiyede titiz bir tetkikat istiyorum. Aklınıza gelebilecek bütün teferruatı inceleyin. Komiserim, yalnız orada bir sorun var. Nerede olan o Osman? Çantiyemi kapatan gereksiz amir, he? Şşş, tamam, tamam. Sakin. Bendeniz olurum efendim. Lakin sizin gibi endamı zarif, lisanı mecruh zat kim olur? Ona vakıf olamadım. Şantiyenin sahibi komiserim. Özgür'ün babası. Hmm. Demek sensin. Bakıyorum ağzın bayağı laf yapıyor. İyi iyi. Müdürünün karşısında da böyle şakırsın o zaman, anladın mı? Ha, bu arada şantiyem şu anda tıkır tıkır işliyor. Bundan sonra ayağını denk al. Eğer bir daha mekanıma gelir gereksiz şeyler yaparsan kendini Doğu Beyazıt'ta bulursun, ona göre. Anlaşıldı mı? Ne diyor bu? Cinayet mahallini mi dağıttınız? Niye izin verdiniz şantiyeye? Ne yapayım Yıldırım? Of. Emir yukarıdan geldi komiserim. Arkası sağlanmış herifin. Bu şarkı. Bu. Babacık bu. Babacık bu. Yürü çırak. Onu sorguya almamız lazım. Şefim dur. Ne yapıyorsun? Zaten herif hakkında sayıp döşemiş. Hem nasıl alacağız? Elimizde bir sebep yok ki. Hı, doğru yok. Ama meleğin babacık dediği o. Bir saniye, bir saniye. Şefim dur. Bu sefer Beceddü bende. Baboli! Baboli! Sana diyorum. Bana mı diyorsun? Sana diyorum tabii. Gören de adam zanneder he. Utanmıyorsun değil mi genç kızların aklını almaya? Ne diyorsun sen be? O dik iç işini. Yıldırım evladım yapma. Aa. Al itini uza hadi. Bulaşma bana. Niye babacık? Şu yaşa bak. Şu tipe bak. Kel ayna. Ulan ben şimdi seni parçalamaz mıyım burada? Tutuklayın çabuk. Vazife başındaki görevliye fiili saldırıyor. İyi misin sen? Bırakın beni. Hadi herifler. Yürü yürü. Dongaya düşürdünüz beni. Ulan ben bunun hesabını sormam mı size? Yürü. Bırak beni be. Bırak.
Bırak diyorum. Aferin Çırak. Kedi olalı bir fare tuttun sonunda. Ay tutmaz olaydım. Bir şey olmaz hadi. Son yarım saatte bağlanan telefonların haddi hesabı yok. Özür üstüne özür dilemekten anam ağladı. Anladık, işinizi yapıyorsunuz da gözünüzle biraz çöpten sakının be adam. Vazife... Affedersiniz komiserim. Vazife başındaki memura saldırdım müdürüm. Emniyetin girişinde hem de. O kadar şahit vardı. Gözümüze güneşin şavkı değdi, görmedik. Yoldan atlı geçti. Duymadık mı deseydik yani. Saldırdığı da adam olsa bari. Yıldırım efendi. Belanın göbek adı. Aa, olur mu öyle şey müdürüm? Hani siz onu benim yanıma tamam, gönderirken... Tamam tamam anlaşıldı. Geçmişe bir daha girmeyelim. Hı-hı. Hem zaten olan olmuş artık. Siz her şeyi kılıfına uydurmuşsunuz zaten. Hiç değilse nazik davranın da başımız belaya girmesin. Hı hı. Bunları fitil fitil burnunuzdan getireceğim. Avukatım gelir gelmez hesabını soracak sizden. Sonra da açacağım haritayı önünüze. Anladınız mı? Bu tehditlerle ancak Mete'yi susturursun. Bize işlemez. Şimdi soruya cevap ver. Melek'le ilişkin neydi? Kıza bir şeyler yaptın değil mi? Sonra da kimseye söylemesin diye tehdit ettin. Elimizde önemli deliller var. Bizi yormazsan sen kazançlı çıkarsın. Delilmiş. Basit bir bardak altlığıyla 3 kuruşluk bir künye mi delil? Bunlarla mı atacaksınız beni içeri? He? Sen nereden biliyorsun bunları? Her sepette 1-2 çürük yumurta bulunur komiser. Bizim işimiz de o çürükleri seçmek. Beni çok hafife almışsınız. Birazdan avukatım gelecek. Emniyeti haksız yere tutuklamaktan dava edecek. Siz ikiniz kovulmadan da davamı geri çekmeyeceğim. Hadi şimdi ne konuşuyorsanız konuşun. Babacık nasıl bir kelime hiç düşündün mü? Melek sana mecburmuş, en azından parana. O senin iğrençliğini biraz olsun yumuşatabilmek için babacık demiş sana. Ulan o... O kız için en son oğlum bana hesap sormaya kalktı. Onu da bir güzel patakladım. Dua et ki seni bu binada tutsunlar hep. Yoksa bu sefer elimden kimse alamaz. Ender Bey, bir sorun yok ya. Adamın peşine 2 kişi verin, sen de başlarında ol. Adım adım takip etsinler. Ha, cinayet günü yaptığı telefon konuşmalarının bütün dökümünü istiyorum. Nereye aramış, kimlerle görüşmüş, hadi göreyim seni. Başlıyor komiserim. Ha. Şefim avukat uçuş kayıtlarını da getirmiş yanında. Ender balinası 10 gündür yurt dışındaymış zaten. Birine yaptırmadığı ne malum? Neyse, adım adım izleyeceğiz onu. Lakin bambaşka bir şey var. Ender içeride ne dedi fark ettin mi? O kız için oğlum bana hesap sormaya kalktı dedi. Yani Özgür, babasıyla Melek arasındaki ilişkiyi başından beri biliyormuş. Neden bizden sakladı dersin? Babasını korumak için olabilir mi şefim? Belki. Belki de korumak için daha da ileri gitti değil mi? Ama bunları ispatlamamız için önce görmemiz lazım. Bir planım var. Şu bizim 4. Osman var ya, ultra zeka bir insan Nilüfer. Bu son cinayeti nasıl çözdü, dur bak anlatayım sana. Şimdi bu kız kafasına bir darbe almış yani. Biz onu hep uçurumdan düştü, düşünce başını bir yere çarptı falan zannediyoruz. Şefim 2 tahlil, bir tetkik, hop,
kızın başına bir şeyle vurulduğunu, ondan sonra bu olduğunu anladı tabii. Hadi ya. Sonra? Sonrası iş artık o inşaat alanında arama yapmaya kaldı. Cinayet aleti kesin orada bir yerde. He. Bir bulduk mu? Parmak izi, kıl tüy testi derken katil ortaya çıkacak nihayetinde. Biz de yorulduk artık Nilüfer. Çözülsün istiyoruz, değil mi ama? Neyse, sonuçta yarın sabah damlıyoruz inşaata. Tak, her şey çözülüyor. Sence yemi yuttu mu dersin? Vallahi ben duysun diye o kadar bağırdım. Akşam olsun göreceğiz artık. Hilal, kızım. Hilal. Kızım, sen mi geldin? Aa, merhaba. Merhaba. Baba, sen burada mıydın? Kitap almaya uğramıştım. Şimdi çıkıyorum. Biz de Neriman ablayla sinemaya gittik, biliyor musun? Aa. Harika bir filmdi baba. Hani sana hep gidelim diyordum ya, o film işte. Kime niyet, kime kısmet. Aa, Neriman abla, versene şu poşetleri. Aa, elinde olsun, kalmış, söylemiyorsun. Sorun değil. Ben taşırım yok, canım. Yok yok, ver, ben taşırım, ver. Yıldırım abiye söz verdik. Nilüfer ablaya sürpriz doğum günü hazırlıyoruz. Pastalarda Neriman ablayla benden. Neyse, ben şunları mutfağa bırakayım, hemen geliyorum. Deli kız. Ben izin günümdü de. Sağ olun. Hakikaten. Şefim, bir model araba buldum. Dillere destan. Tam Nilüfer'in istediği gibi. Hani bana çaktırmadan istediği hediyeyi söylemişti ya. Kaçar mı benden? Kaçmaz tabii. Nilüfer'in böyle bir hediye seveceği hiç aklıma gelmezdi doğrusu. Bir yanlışlık olmasın çırak. Ne yanlışlığı şefim? Olur mu hiç? Kendi dedi bana. Hani mesela biri sana model araba alsa falan dedi böyle. Allah Allah. Tabii canım. Kimin nişanlısı o? Sevecek tabii arabaları. Şefim, kaç saat oldu, gelen giden yok. Emin misin sen? İşe yarayacak mı bir şey? Bekleyip göreceğiz. Çaba bizden, netice Allah'tan. İşte şefim, işte. Orada. İşte Özgür. Kıskıvrak yakaladık mı tamamdır. Yürü şefim. Çırak! Çırak dur! Orası asansör boş mu? Çırak! Şefim... Şefim, tamam, düşüyorum. Tamam, sakin ol. Tamam, tamam, tut elimi. Tamam, tamam. İyi misin? İyi misin çırak? İyiyim şefim. Tamam, hadi gel, hadi gel, kaçıyor. Kaçtı şefim, pardon ya. Vallahi pardon. Ben merdiven diye şey edince. Özgür'dü değil mi şefim? Hemen gidip alalım. Şimdi anlayacağız. Alo Savaş, ne alemdesin? Hala buradayım komiserim. Ender Bey'in evinin önünde. Özgür, çıktı mı evden? Hiç çıkmadı komiserim. Hala burada. Hala hala. Sağ ol Savaş. Özgür değildi o. Ne? Olamaz şefim. Ondan başka kimsenin haberi yoktu ki. Şefim? Şefim? Şefim, ne arıyorsun yine? Söyle, ben de bakayım işte ya.
Necetti. Özgür değildi ama arkadaşlarından biriydi. Ben pes ettim şef. Senin vardır bir bildiğin herhalde. Nasıl ispatlayacağız peki? Giray'ı, Cenk'i, Tuğba'yı, Özgür'ü hepsini bu geceden içeri alın. Sakın aynı yere koymasınlar. Birbirlerinden haberleri bile olmasın. Sabaha kadar düşünüp dursunlar ne oluyor diye. Tamam. Daha ben de düşüneceğim galiba şefim. Ne yapıyoruz bir söylesen. Sen Bizans oyunu bilir misin? Dördünü de aldınız değil mi? Bir aksilik olmadı ya. Aldık komiserim. Hı hı. Hepsi de hazır bekletiliyor. Hı hı. Ama bir avukat ordusu da işin takipçisi oldular. Vekalet çıkarır çıkarmaz hepsi üşüşürler. Savcılıktan her an emir gelebilir. İşte bu nahoş oldu. Siz avukatları biraz daha oyalamaya çalışın. 20 dakika yeter bana. Kız nerede şimdi? Sorgu odasında komiserim. Hala. Önce kızdan başlayacağız. Hı hı. Yürü çırak. Hı hı. Müsaadenle hemen sadede geleceğim. Şantiyedekinin sen olduğunu biliyorum. İstersen sen itiraf et, istersen biz ispatlayalım. Ne oluyor ya? Eşkıya mısınız, polis mi? Zorla getirdiniz, şimdi de zorla suç mu yükleyeceksiniz? Demek gizlemeyi seçiyorsun. Âlâ. Çıkar ayakkabısını şunun. Ha? Çıkar çıkar. Ya ne yapıyorsunuz siz ya? Dur. Yaklaşmayın, defol git. Zorbalık mı yaptınız? Resmen zorbalık. Dur, dur. Bak kızım, uğraşacak vaktim yok. Şantiyedeki ayak izi senin ayakkabına ait belli. Ufak bir karşılaştırma her şeyi açığa çıkaracak nasılsa. Şimdi ya anlatırsın yahut... Cinayet aletini aradığımızı sadece Özgür'e söyledik. Ama şantiyeye giden Özgür değil sen oldun. Anlat, neden? Şey ben... Hı? Hı? Hı hı. Anlatmayacaksın herhalde. Peki sen bilirsin. Çıkar. Tamam tamam. Allah kahretmesin tamam. Özgür yaptı. O yaptı her şeyi. O gece şantiyede eğleniyorduk. Ama bekçi gelip çıkarmak istedi bizi. Özgür hepimizden önce davrandı. Burası babamın yeri. Sen karışamazsın dedi. Ama bekçi çıkmamız için ısrar edince... Olay tartışmaya döndü. Her şey bir anda oldu. Kazaydı işte. Öylece onu verdim. Kimseye anlatmayacaktık ama... O... Yani Melek... Oyun bozanlık yaptı. Saklarsak doğru olmazmış. Her şeyi anlatmalıymışız. Böyle dedi. Mecbur kaldı öldürmeye. Her şeyi anlatacaktı yoksa. Bütün geleceğini alacaktı Özgür'ün. Çok yazık olmuş. Âlâ. Bakalım diğerleri de tasdik edecek mi seni? Doğruyu söylüyorum size. O yaptı. Bekçiyi de Meleği de öldüren Özgür'dü. Sıra Cenk'te. Onu nereye aldılar? Şu dipteki odada şefim. De niye Özgür ekmiyoruz? Ya şefim bir dakika ya. Ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım. Benim bir suçum yok. Beni neden tutuyorsunuz burada? Suçun olmadığını biliyoruz delikanlı. Zaten Tuba bize her şeyi anlattı. Katil Giray'mış. Niye şaşırdın? Şey...
Şeyden yani, Tuğba'nın anlatmasına şaşırdım sadece. Melek o gece çok sarhoşmuş, bekçiyi de o katletmiş. Sonra acayip tavırlarla size de saldırmış. Giray vurmuş meleğin kafasına, sonra küvette boğmuş. Hepiniz de tehdit etmiş söylemeyesiniz diye. Doğru değil mi? Doğru. Aynen öyle oldu ama korktuk anlatmaya. Yani ikrar ediyorsun öyle mi? Katil Giray'dı. Meleği o öldürdü. Evet. Giray da o öldürdü. Çok yazık etmişsiniz. Sen de bekle bakalım. Ya kız öyle demedi ki şefim. Özgür öldürmemiş miydi? Ha şefim? Komiserim. Komiserim. Diğer ikisini istediğiniz şekilde odanıza aldık komiserim. Aferin Savaş. Şimdi son hamlede çok dikkatli olmalıyız. Hı-hı. Kalanlar tam konuştuğumuz vakitte, tam konuştuğumuz yerde olsun, tamam mı? Tamam komiserim. Ya şefim, herkes biliyor da bir ben mi bilmiyorum şimdi? Hı-hı. Ya bir açıklama yap bari. Ortada sıçana döndüm burada ya. Şefim. Evet delikanlılar, sıra size geldi. Cenk ve Tuğba cinayeti sizin işlediğiniz konusunda ittifak ettiler. Eğer aksini ispatlayamazsanız... Ne? Yalan bu, yalan! İkisi de aynı şeyi anlattı, ifadeleri örtüşüyor. Allah belasını vermesin ikisinin de. Özgür saçmalama! Ne oluyor bir anlayalım önce. Ne anlayacağım be? Görmüyor musun? Düpedüz suçu üzerimize atmışlar işte. Allah belanızı vermesin. Tamam. Şehrimizi müzerimize mi atlayacaktınız? Rahat dur. Tamam. Sıla öldürdü, Tuğba öldürdü meleği. Kafasına kürekle vuran oydu. Geç öyle. Yürüyün. Doğru mu söyledikler ha? Sattınız mı lan bizi? Her şey onun yüzünden oldu. Önce Özgür'ü öne atalım dedi, sonra seni söylemiş. Ben ne bileyim oğlum? Ne söylemesi be gerzek herif? Ben Özgür'ü ele verdim, sizi vermedim ki. Geber pis şeytan! Şşşt! Tamam, sakin ol! Kâfi! Gel böyle, susun! Hepiniz susun! Katil sensin. Ve sen. Ve sen. Ve sen de. Cinayeti müşterek işlediniz çünkü birbirinizi satmamanın tek yolu buydu. Ve ne yazık ki size sizin oyununuzu bozacak bir Bizans oyunu gerekti. Planı sen yaptın değil mi? İşlerindeki en akıllı sendin ama en şeytandı. Doğru. Bekçiyi öldüren Özgür'dü. Kazaydı ama olmuştu bir kere. Herkes saklamakta hemfikirdi. Tek melek hariç. Dil döndünüz, uğraştınız. Kafedeki bardak altına bile tehditler yazdınız ama... onu ikna edemeyince tek çare gördün, öldürmek. Ama beceremeyince meleği hep birlikte boğmayı önerdin ki... kimse yanındakini satamaz. Ama bir şey unuttun. Şer üzerine, çıkar üzerine kurulan hiçbir ittifak ilelebet ayakta kalamaz. Bir hata işlediniz, gençliğinizi yaktınız. Bari bundan sonra gözyaşı dökün de ahiretinizi yakmayasınız. Yürüyün. Mete kendine geldi. Konuştu da. Onun şahitliği sayesinde Ender denilen adamı tecavüzden içeri aldık. Ben sözümü tuttum Cevat. Katilleri yakaladım. Şimdi de senin bana bir söz vermeni istiyorum. Nasipse 2 yıl sonra kurtulacaksın buradan. Çocuklarına sahip çık bundan sonra.
Ne olursa olsun onları baba şefkatinden yoksun bırakma. Sen çıkana kadar ben gücüm yettiğince onlara sahip çıkacağım. Söz beyim, söz. Bin kere söz, 100.000 kere söz. Allah kurtarsın. Komiserim, Allah sizden razı olsun. Allah aşkına. 8'de buluşacağız diye sözleşmedik mi biz? 20 dakikadır aç oldum, bekliyorum burada. O kadar hastayım ki Nilüfer. Şu an ateşler içinde yatıyorum inan. Ama 4. Osmanlılar'da. Nasıl olduysa sen ateşim tut. Oo, tam böyle birden yani. Ama tam şefimin evindeyken fırla. Hiç olacak şey mi? Ya. Tam da bugün. Ben bir taksiye atlayıp hemen geliyorum o zaman. Bir de Osman komiserime yük olma şimdi. Tamam tamam, 10 dakikaya geliyorum. Hadi. Tamamdır şefim. Türk kızı Nilüfer Bizans oyununu yuttu. Ortamı hazırlamak için tam 10 dakikamız var. Her şeyi ayarlayalım ve beklemeye geçelim derim ben. Yaşasın ya, bayılırım sürprizlere. Nilüfer ablanın şaşkın yüzü nasıl olacak merak ediyorum. Hadi getirin pastayı o zaman. Aa, pasta tabii. Hilal ve Neriman Hanım'ın hadi ortak ürünü. Hemen getireyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah Allah. Işıkları niye kapalı bunların? Kapı da açık kalmış. Ay, aceleyle hastaneye mi koştular acaba? Hilal! Osman komiserim, evde misiniz? Hilal! Mutlu yıllar sana, mutlu yıllar sana, mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar sana. Mutlu yıllar Nilüfer. Ya, unuttum sandın değil mi? Su yur yıldırım unutmaz. Çünkü bir Nilüfer'in doğum günü nişanlısı için unutulmaz ve de paylaşılmazdır. Çok teşekkür ederim ama bugün benim doğum günüm değil ki Yıldırım. Hı? Değil mi? Nasıl yani ya? Değil tabii. Bu insanları da boşu boşuna yormuşsun. Bugün bizim nişan yıl dönümümüz. Bu da hediyen, model araba. Hadi ya. Bu da senindi. Model araba. Ben zannettim ki... Anladım canım, anladım ben ne zannettiğini. İstersen daha fazla konuşma da doğum günümü bilmediğin ortaya çıkmasın. Olur mu canım? Biliyorum ben senin doğum gününü. 9 Kasım. Yok, değil. 19 Kasım. Boşuna atma Yıldırım. Zaten Kasım değil, Nisan bir kere. Nilüfer bir saniye, bir izin ver, hatırlayacağım ya. 19 Nisan olabilir mi? Şefim, anahtarı aldım, görüşürüz. Ya Nilüfer, saçmalama. Her şey gel Yıldırım. Ver, bırak beni şimdi. Baba. Sen ne yaptın?